Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi 2. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler 20 sorumuz var. Her sorunun puan değeri 5. Durdur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İbrahimhoca.33 Instagram adresim yine beni buradan takip edebilirsin. Örnek yazıları oraya da ekliyorum, bilgin olsun. Hemen başlayalım. Aşağıdaki dikdörtgenler prizması içinden ayrıt uzunlukları 3, 4 ve 10 santimetre olan dikdörtgen prizma çıkarılıyor. Buna göre kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür diyor bize. Şimdi çocuklar buradaki prizmaya bakınca eni, yüksekliği ve boyu belli değil mi? Eni, boyu ve yüksekliği belliyse ben bunları çarparak hacmini bulabilirim öncelikle. 8 ile 5'i çarpayım 40, 40 ile de 12'yi çarparsam 12 çarpı 4'ten 48, 0 ile birlikte 480 santimetre küp olur. Şimdi bunun içerisinden ben eni, boyu ve yüksekliği 3, 4 ve 10 santimetre olan dikdörtgenler prizması. Bunun hemen hacmini hesaplayacağım. 3 çarpı 4, 12, 12 ile de 10 çarparsam 120 santimetre küpü bulurum. 480 santimetre küp hacminden 120 santimetre küplük hacmi çıkartırsam geriye 360 santimetre küp kalır. Doğru cevabım A seçeneğidir. 2 numaralı sorumuz 800 litrelik bir dikdörtgen prizmanın ayrıt uzunlukları desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar 800 litre 800 desimetre küp eder. Yani 1 desimetre küp 1 litredir. Peki çarpılan 3 tane sayının hani hacmini bulacaksın ya sen burada. Çarpılan 3 tane sayının 800 olması gerekiyor. Baktığım zaman 5 ile 10'u çarparsam 50 olur. 50 ile de 16'yı çarptığında 800 desimetre küp yani 800 litreyi hesaplayabilirim. Cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki eş kutuların toplam hacmi 2400 santimetre küptür. Bu kutunun ayrıt uzunlukları 2, 5 ve x santimetre olduğuna göre x burada kaç santimetredir? Şimdi 8 tane kutunun olduğunu görüyorum ve bu 2400 santimetre küpe eşit. Bir tanesini hesaplayalım 8'e böldüm. 24'te 8 3 kere var. Sıfırı da, çift sıfırı da getirirsem bir tanesinin hacmini 300 santimetre küp şeklinde bulabilirim. Ayrıt uzunlukları 2 var, 5 var, 1 de x var. Çocuklar bu üçünün çarpımının hacmine eşit olması gerekiyor. Hacmini de biliyoruz 300 santimetre küp. Hemen çarpalım. 2 ile 5'i çarptım 10 oldu. 10 ile x'i çarpacağım 300 bulacağım. 10 ile ben 30'u çarparsam 300 olur. Bunun için 300'ü 10'a bölmen yeterli olacaktır. Cevabım 30. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yarım çemberlerden oluşan şeklin çevresi kaç birimdir diyor bize. Çocuklar birimi burada iki nokta arasında kalan şuradaki çizgi gibi düşünebilirsin. Şimdi çevre formülüm neydi? 2 çarpı pi çarpı r sayısı. Öncelikle şuradaki parçayı bulacağım sevgili öğrencim. Bakın şuradaki parçayı bulacağız. Yarım daire olduğunu unutma. Şimdi bunun yarıçapına bakınca şu iki nokta arası kaç birim? Bakın bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu da dördüncü. Geriye alıyorum. 4 birim olduğunu gördüm. 2'yi aynen yazdım. Pi sayısını 3 olarak al diyor. R burada yarıçaptır. O da 4. 2 kere 3 6. 6 ile de 4'ü çarptım. 24. Yalnız bizden burada yarısını istiyor. Biz tamamını bulduk. 24'ü de hemen burada 2'ye böldüm. Yarısı da 12 birim eder. Bu kenarda kalsın. Şimdi bunun üzerine şu parçayı, şu parçayı, şurayı ve şurayı ekleyeceğim. Toplamda 4 tane olduğunu unutma. Yine orada da yarım çemberler var. Çocuklar bunun çapı 1 birimdir. Yine formülden 2 çarpı pi, pi burada 3 olarak aldım. R, R de burada yarıçap yani o da 1 olur. Yani 2 kere 3 6, 6 kere 1'den de 6 birim ama tamamını bulduk. Tamamı 6 birimse yarısı ne olur? 3 birim olur. Yani şu parça 3 birim, bir 3 birim daha 6, bir 3 birim daha 9, bir 3 birim daha 12 oldu. Şimdi yukarıdaki büyük olan da 12 idi. Çocuklar yukarıdaki 12, aşağılarda 12'li toplamı. Bu ikisinin toplamı bana çevreyi verir. O da 24 birimdir. Doğru cevabım C seçeneği. 5 numaralı sorumuz çapı 2,5 santimetre olan 1 liralık madeni paranın çember uzunluğu hemen formülümü yazıyorum. 2 çarpı pi çarpı r sayısı. Pi'yi burada 3 olarak al diyor. 2'yi yazdım. Pi'yi burada 3 olarak aldım. R yarıçap. Çapı 2,5 ise çocuklar 1,25 olur. Yarıçapı 1,25 olur. Bu üçünün çarpımı. Şimdi 1,25 ile önce 2'yi çarpalım. Ne eder o da? 2,5 santimetre etmez mi? Daha sonra buradaki 2,5 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. Virgülü de uygun yere getirdim.
ve 7,5 santimetreyi buldum. Cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yarı çapın uzunluğu 6 santimetre olan çemberin çapının uzunluğu kaç santimetredir? Çap yarı çapın 2 katıdır. 6'nın 2 katı 12 santimetredir. Bir diğer sorumuz, yarı çapı 4 santimetre olan çeyrek çember parçasının uzunluğu kaç santimetredir diyor bize. Şimdi çocuklar burada çeyrek çember parçasının uzunluğunu istiyor. Formülümüzü hemen yazıyoruz. 2 çarpı pi çarpı r sayısı, 2'yi aynen yazdım, pi'yi 3 olarak al diyor. Sevgili öğrencim, r de burada yarıçap, o da 4'müş, zaten soru da veriyor. 2 kere 3 6, 6 ile 4'ü çarptın, 24'ü buldun. Şimdi sen burada tamamını bulmuş oluyorsun. Senden şuradaki parçayı istiyor. Yani 4'te 1'ini istiyor. 24'ü 4'e bölersin, oradaki istenilen şeyi 6 santim bulurum. Cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz, soruyu iyi anlayalım. Yukarıdaki şekli içine alabilecek en küçük alanlı dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Çocuklar bu şekli içine alacaksın. Doğru mu? Şöyle bir dikdörtgen bu şekli içine almaz mı? Alır. Bu dikdörtgenin uzun ve kısa kenarını bilirsem işlem tamamdır. Tabii bunu biraz fazla yaptık. Şöyle yaparsak evet, herhalde tam olacağını düşünüyorum. Peki. 10 santimetre. Bakın burası 2 santimetre ise buranın da 2 santimetre olması gerekmiyor mu? Burası 2 santimetre ise, bakın burası 5 santimetre ise, buranın da 5 santimetre olması gerekmiyor. Yani bunun uzun kenarı 10 artı 2'den 12 santimetre. Kısa kenarı 5 artı 2'den, o da 7 santimetre. İkisini çarparım ve 84 santimetre kareyi bulurum. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 500 dönüm 50 hektardır. Çocuklar dönümü hektara çevirirken 10'a bölersin. 10'a bölmüş 50 hektar, kesinlikle doğru. 5 metrekareye 500 santimetrekare diyor. Bakalım metrekare, bir altında desimetrekare, bir altında santimetrekare. Bununla ilgili konu anlatımları mevcut. Oradan da yine bakabilirsin. Yukarıdan aşağı indiğin her basamak için sayıyı 100 ile çarpman gerekiyor. Şimdi 5 metrekare, çift sıfır ekledin, 100 ile çarptın, 500 desimetrekare olur. Bir daha 100 ile çarptım, çift sıfır getirdim, 50.000 santimetrekare diyecekken burada ne demiş bize? 500 santimetre. Maalesef hata var burada. Bir diğer sorumuz, bir çiftçi 1 hektarlık tarlasının 2 dekarına buğday, 4 dekarına arpa ekmiştir. Buna göre ekilmeyen alan kaç dönümdür diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi çocuklar öncelikle 1 hektarın soru sonunda dönüm olarak istiyor ya. 1 hektarın 10 dönüm olduğunu unutmayalım. Dönüm de diyebilirim, dekar da diyebilirim. Yani 1 hektarlık tarlası 10 tane dönüm oluyor. 2 dekarına, yani 2 dönümüne buğday, 4 dekarını arpa ekmiştir. Toplamda 6 dekarını kullanmıştır. 10 dönümü vardı zaten. 6'sını ekmiş. Ekilmeyen alanda geriye kalan ondan 6'ı çıkartır ve 4 dönümü ya da dekarı bulabilirsin. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki şekilde ABCD ve GFED bir karedir. 5 santimetre 8 santimetre vermiş. Taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi bakın buradaki kenar 8 santimetre. Bütün karenin alanından küçük karenin alanını çıkartırsam sonuca ulaşabilirim. 8 kere 8'den 64 santimetre kare olarak buldum bütün hepsini. Şimdi bakın burası 5 santimetre ise, burada 8 çünkü karenin kenarları eşit olması gerekiyor. Bura 5 ise buraya 3 kalmaz mı? O zaman oradaki karenin alanında 3 kere 3'ten 9 santimetre kare eder. 64'ten 9'u çıkartırım ve 55 santimetre kareyi hesaplayabilirim. Cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki paralel kenarda, çocuklar burada ölçüleri vermiş, dik olduğundan bahsediyor. DE'yi istiyor bizden. Peki hemen bakalım. Şimdi buna ben taban dersem, bunu biraz daha büyütelim. Buraya taban dersem burası da bu tabana ait yükseklik olur. Çocuklar tabanım 12 ise, yükseklik 6 ise paralel kenarın alanı 12 çarpı 6'dan 72 santimetre kare olarak bulabilirim. Buraya lütfen dikkat et. Siyahla göstereyim. Bakın bu sefer CB'ye taban dersen ne oluyor? DE'ye yükseklik diyorsun. Şimdi burada dikkat et, karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burası 8 santimetre ise CB'nin de 8 santimetre olması gerekiyor. Şimdi ben oradaki 8 santimetre ile X'i çarparak da yine bu paralel kenarın alanı bulabilirim. Kırmızılarla da bulabilirim, siyahlarla da bulabilirim. Bunun alanı değişmez. Az önce bulmuştum 72 santimetre kare. 8 ile x'i çarpınca 72 santimetre kare bulacakmışsın. 8 ile 9'u çarparsam bulabilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir.
Bir diğer sorumuz, 2 dönüm tarla 5 saatte sürülmektedir. Buna göre 100 dönümlü tarla kaç saatte sürülür diyor bize. Çocuklar 2 dönüm 5 saatte sürülüyorsa 100 dönüm x saatte sürülür. İçler dışlar çarpımı 100 ile 5'in çarpımının burada 2 ile x'in çarpımı olan 2x'e eşit olması gerekiyor. 5 ile 100'ü çarptım, burada 500'ü buldum. Sevgili öğrencim, 2 tane x 500 ise x'in bir tanesi yarısı 250 olmaz mı? Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, bir dikdörtgenin kısa kenarı 0,6 kilometre, alanı 18 milyon metrekare olduğuna göre bu dikdörtgenin kısa kenarı, çocuklar kısayı burada vermiş, kısa demeyecek, burada uzun demesi gerekiyor. Uzun kenarı kaç kilometredir? Hemen bakalım. Sorunun sonunda senden bunu kilometre olarak istiyorum. Bir kere bunu unutma. Birincisi bu. İkincisi, kısa kenar 0,6 kilometre. Bu ne eder biliyor musunuz? Bu kısa kenarın 600 metreye eşit olduğu anlamına gelir. Ve alanı da 18 milyonmuş. Çocuklar uzun kenara x dersen, ben burada kısa kenar 600 ile uzun kenar x'i çarpınca 18 milyonu bulacağım. 18 milyonu bulmam gerekiyor. Hemen bakalım. Bu durumda x'i bulmak için 18 milyon metre kareyi 600'e bölmem gerekiyor. Hemen bölelim. Çift sıfır buradan gitti. Çift sıfır da buradan gitti. Çocuklar 18'de 6 3 kere var. Yanında da 4 sıfırı getirdim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bulduğunun metre olduğunu unutma. Benden bunu kilometre olarak istiyor. Çocuklar 1 kilometre 1000 metredir. Ya da her 1000 metre 1 kilometredir. Yani sen buradaki metreyi kilometreye çevirmek istiyorsan 1000'e bölmen gerekir. 1000'e bölmek için de 3 tane sıfırını silersin ve 30 kilometreyi hesaplayabilirsin. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki birim kareli kağıda çizilmiş şeklin alanı kaç birim karedir diyor bize. Şöyle biraz daha büyütmeye çalışalım. Bir üçgenimiz var. İçinde bir kare parçasının alındığını fark ettin mi? Bütün üçgenin alanından içindeki şu kareli alanı çıkartırsak sonuca ulaşabiliriz. Şimdi çocuklar burada baktığımız zaman biraz inceltelim şu şekilde. Bak burası taban olur, burası da yükseklik olur. Şimdi tabanı hesaplayalım sizle birlikte. Kaç birim olduğuna bakalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu. Bunun tabanın 10 birim olduğunu gördüm. Hemen burada yüksekliği hesaplayalım. Bu bir, burası iki, burası üç, dört, beş, altı. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den online derslerde de görüyorum. Bu bölü 2'yi unutma lütfen. 10 kere 6 60, yarısı 30 birim kare eder. Kenarda kalsın. Kare var burada. Burası 3 birim. 3 birimse bunun alanı 9 birim kare olmaz mı? Tüm alan, üçgen alanı 30 birim kare. İçerisinde karenin alanı 9 birim kare. Çıkartarak oradaki taralı bölgeyi bulabiliriz. O da 21 birim kare. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıda verilen alanlardan hangisi en küçük alanı temsil etmektedir diyor bize. Şimdi çocuklar burada hepsinin de farklı farklı olduğunu görüyorum. Şöyle yapalım. İstersen hepsini burada metre kareye çevirelim. Kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Çocuklar burada metrekareye çevirirken yukarıdan aşağı indin her basamak için 100'le çarparsın. Aşağıdan yukarıya çıktın her basamak için de 100'e bölmen gerekiyor. Bak burası zaten metrekare. 2 kilometre kare, çift sıfır getirdim, hektometre kare. Çift sıfır getirdim yani 100'le çarptım, dekametre kare. Çift sıfır getirdim de metrekareye çevirdim. Desimetre kareyi bir üstte bulunan metrekareye çevireceğim. 100'e bölmem gerekiyor. Çift sıfırını sildim, burası da 50 metrekare olur. Milimetre kareyi burada metre kareye çevireceğim. 3 basamak yukarıda. Yani 3 defa 100'e böleceğim. 100'e böldüm 20. Bir daha 100'e böldüm 0,10'da 2. Bir daha 100'e bölersem 0,1'de 2 eder. Hangisinin alanı en küçüktür diyor. Yani buradaki D seçeneği 1 metrin hatta 2 birin 1/1'i gibi düşünebilirsin. Yani 1 bile değildir diyebiliriz. Ama diğerlerinde 20 var, 50 var. Burada da 2 milyonun olduğunu görüyorum. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgen olup 40 derece 70 derecelik açıları vermiş. Bizden soru işaretiyle belirttiği açıyı istiyor. Şimdi dikdörtgen açıları 90 derece. 90'dan 40'ı çıkartırsam buraya 50 kalmaz mı?
Şimdi üçgen var orada, dikkat et. 70, 50. Yani 70 ile oradaki 50'yi topladın. İkisinin toplamı 120 derece etti. 180 iç açıları toplamı, iki tane açıyı çıkartırsam geriye üçüncü açıyı bulabilirim. Şuradaki açıyı da 60 derece şeklinde buldum. Çocuklar burada bir dikdörtgen, burası da 90 derece değil midir? 90 derece ise 90'dan da tepesindeki 60 derecelik açıyı çıkartarak 30 dereceyi bulabilirim. Cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki açı çiftlerinden hangisi tümler açıdır diyor. Çocuklar açıların toplamı 90 derece olursa tümler açı olur. 180 olursa bütünler olur. İkisinin toplamı 100 olmadı. İkisinin toplamı 90, cevap B seçeneği. İkisinin toplamı 120, ikisinin toplamı 100 eder. 90'ı burada sağlayan B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki 4 kişinin boy uzunluklarının ortalaması kaçtır diyor bize. Çocuklar baktığımız zaman 4 kişinin toplamını 4'e bölersek sonuca ulaşabiliriz. En büyükten başlıyorum. 175'i yazdım, 160'ı yazdım, 155'i yazdım ve 150'yi yazdım. 4'ünün toplamını 4'e böl, sonuca ulaş. 5, 5, 10'u 0'a elde var, 1 ekledim 8, 6 daha 14, 10 da burada var. 24'ün 4'ü elde var 2, 4, 2 de elde 6 eder. Bunların 4'ünün toplamı 640, 4'e bölünce aritmetik ortalamayı bulabilirim. 6'da 4 1 kere var, 1 kere 4 4 çıkarttım 2, 4 aşağıda. 24'te 4 6 kere var, 6 kere 4 24 eder çıkarttım 0. Kalan 0'ı da buraya ekleyerek 160 cm'yi bulabilirim. Cevabım D seçeneğidir. 20 numaralı sorumuz, bir çizgi grafiği yukarıdaki grafikte, aşağıdaki grafikte. Ege'nin okuduğu bir kitabın sayfa sayısını günlere göre dağılımı gösterilmiştir diyor. Buna göre Ege günlük ortalama kaç sayfa okumuştur? Hiza çekeceksin sevgili öğrenci. Bakalım. Pazartesi 15'i gösteriyor, yazıldı. Salı günü 25'i gösteriyor, yazıldı. Çarşamba günü 20'yi gösteriyor, yazıldı. Perşembe günü 35'i gösteriyor, yazıldı. Cuma günü 30'u gösteriyor, yazıldı. 5'inin toplamını 5'e bölersem ortalamayı hesaplayabilirim. 5, 10, 15'in 5'i elde var. 1 ekledim. 2, 4, 6, 6 da burada. 12, 125. Dediğim gibi 5'inin toplamını 5'e bölersen sonuca ulaşabilirsin. O da 25 sayfadır. Doğru cevabım A seçeneği. Güzel bir yazılıydı. Zor bir yazılıydı sevgili öğrencim. Tekrar tekrar dinleyeceğiniz bir yazılıydı. Bazen yorumlarda görüyorum, hocam biraz daha zor olsa olmaz mı? İşte bu o tarzda bir yazılıydı sevgili öğrenciler. Herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen sınavlarda da acele etmeyin. Soruları dikkatli okuyun.